Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akbük Mahallesi'ndeyiz. Denize 800 metre mesafede 2 katlı 320 metrekare arsa içerisinde özel otoparklı, özel yüzme havuzlu, ayrı mutfaklı çok güzel bir villa tanıtacağım. Gerçekten emsallerine göre çok kaliteli malzeme ve fiyatı da uygun değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burası hem garaj kapımız hem yaya giriş kapımız. İstenilirse yani otomatik kapı. İstenilirse buraya iki tane araç da çok rahat park edebilir. Tabii parke taşı döşenmiş en iyisini yapmış değerli arkadaşlar. Araçlar ağırdır biliyorsunuz. Seramiği falan sıkıntıya sokar ama bunu çok güzel bir şekilde yapmış. Tabii havuz etrafına bakalım biraz. Havuz etrafında 120'ye 60 yarım hat malzeme kullanmış. Renkleri de şeye göre uydurmuş. Dış cephesine baktığın zaman komple montelama sistemi. Dört tarafı da kamera sistemlerinden korunuyor. Bahçe duvarları komple taş duvarlarından örülmüş. Üzerine de döküm küpeşteler yerleştirilmiş. Varanda alanımız burası değerli arkadaşlar. Dış cephenin tamamı montalama ama varanda alanın kısmı ve üst balkonda da granit seramiklerle kaplamış. Şöyle tam bağımsız olması açısından etraflıca dolaşalım. Tabii bakımsız kalmış bahçe. Yani aslında bu bahçenin biraz daha sulanması gerekiyor. Ağaçlar falan kurumuş. Tabii arkadaşımızın işleri çok yoğun. Büyük bir inşaat firması şu anda tanıttığım villa. Değerli arkadaşlar böyle devam ediyor. Tam bağımsız, tam müstakil. Hemen şurada da bir kiler alanımız var. Nedir bu kiler alanı? Bahçe, belleme, çapa vesaire yapmak için malzemeyi kullanabilirsiniz. Bir evim olsun, işte ormanla iç içe olsun, doğayla iç içe olsun, aynı zamanda denize çok yakın olsun derseniz sizin için ideal olan bir ev değerli arkadaşlar. Malzeme kullanmış olduğu malzeme bakımından hakikaten çok güzel bir malzeme kullanmış. Dediğim gibi dört cephesinde kamera sistemleri var. Çelik kapının girişinde de normal böyle hani patlak taş, doğal taş dediğimiz taşlarla dekore edilmiş. Tabi burada en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Neden bu tarafa doğru geldim? Burada hepimiz engelli aday olabiliriz. Burada basamak koymamış. Tekerlekli sandalyenle burada çok rahat bir şekilde evin içerisine doğru girilebilir. Şimdi çelik kapımıza doğru gidiyoruz değerli arkadaşlar. Çelik kapının kalitesine baktığın zaman sur kapı en pahalı kapılardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Çelik kapıdan içeri giriyoruz. İçeri girdiğimizde kapımızı kapattığımız zaman burada son derece güzel bir portmanton dizayn edilmiş elbise asmak için. Aynı zamanda ayakkabılık yerlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Hol var yani bazı villalara giriyorsun koridor yok, hol yok. Direkt salonun içerisine giriyorsun. O da çok büyük bir sıkıntı. Aynı zamanda banyo da koymuyorlar. Dolayısıyla bu arkadaşımız hem banyo hem Hilton dolabı hem klozeti bir arada yerleştirmiş. Alt katta burada çok rahat bir şekilde yaşamınızı sürdürebilirsiniz tabii. Tabii burada hemen karşımıza ilk gelen kapı çift kapı, lake kapı kullanmış. Buzlu cam yerleştirmiş içerisinde. İlk kapı salona açılıyor değerli arkadaşlar. Salon kısmına girdiğimizde 120'ye 60 porselen seramik kullanmış. Arkadaşın eline sağlık. İşte villa dediğim bu. Değerli arkadaşlar malzemeyi iyi kullanacaksın. Ondan sonra milyonları isteyeceksiniz. Bazen bana kızıyorlar müteahhit arkadaşlar. Ya sen benim evimi satmak istiyorsun ama niye kötülüyorsun? Ya kardeşim güzel bir şey yap. Adam buraya son derece şık, güzel bir avize yerleştirmiş. 3 tane ampul yerleştirmiş. Dekoratif ve hani iç açıcı bir şey. Bu zenginlik veriyor. Mesela LED ışıklara gün batımı ışık vermiş. Gerçekten güzel. Tabi hemen şu tarafta televizyon ünitemiz var. Televizyon ünitesinin arkasına gene granit malzemeden yerleştirmiş. Çeşitli gözenekler yapmış. Tabi spot lambalar da vermiş aynı zamanda. Arkadaşın gerçekten emeğine, eline, koluna sağlık. Hakikaten yaptığı işçilikte yani aldığı parayı hak ediyor değerli arkadaşlar. Lake süpürgeliklerle donatılmış. Tabi burada bir sürme kapımız vardır. Neden yapılmış? Balkona çıkmıyor. Yani biraz yüksek. Bu havuz manzarası, bahçe manzarası olsun, bir de evin içerisinde aydınlatma gelsin diye yapılmış. Aynı zamanda ikinci bir sürme kapımız var. O da varanda alanına çıkıyor değerli arkadaşlar. Masa, sandalyeyi atıp burada rahat bir yaşamınızı sürdürebiliyorsunuz. 3 artı 1 ayrı mutfak demiştim. Hemen
Salonu tanıttıktan sonra mutfak kısmına giriyoruz. Mutfak kısmımız gerçekten çok güzel, çok kaliteli, geniş, ferah bir mutfak kısmımız var. Mutfak kısmında da varanda alanına çıkış yapılabiliyor. Hemen kapatayım daha detaylı anlatmak açısından. Tabii mutfak bankosuna neler yapılmış? Granit, siyah granit malzeme kullanılmış. Alın kısmına da siyah, içine de böyle hafiften gold malzeme şeklinde fayanslar yapılmış. Çelik evyemiz var. Çok amaçlı, çok kullanışlı bir mutfak dolabımız değerli arkadaşlar. Çünkü panjur sistemleri, sineklik sistemleri, raflar vesaire hepsi özene bezene yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi hemen burada set üstü ocağımız mevcut. Dablubaz yerimiz mevcut. Bulaşık makinesi derseniz ankestradır değerli arkadaşlar. Kapak açıldığında bulaşık makinesi yeri burada mevcut. Fırın, mikrodalga, burada merdivenin altında bir alan oluşmuş. Bu alanı istediğiniz şekilde dekora, dizayn edebiliyorsunuz. Aynı zamanda buzdolabı yerimiz de burada. Dediğim gibi bakın ne güzel, adam villa yapıyor. Tek bir ampul çıplak bir şekilde koyuyor. Ben bunları eleştirince de kızıyorlar değerli arkadaşlar. Bak ne güzel, gene bir ampul ama en azından bir cam çerçeve içerisinde alınmış dekoratif bir ampul olarak durabiliyor. Gün ışığı, led ışıklar da dahil olmak üzere. Ha burada renkler ve zevkler tartışılmaz değerli arkadaşlar. Ben olsam ben burayı beyaz renge boyardım. Tabii arkadaşımız biraz daha böyle grimsi ton kullanmış. O da normaldir, güzeldir yani. Hemen burayı tanıttıktan sonra koridor kısmında da güzel bir led ışıklar verilmiş. Yukarıya çıkarken alın kısımlarına beyaz, üst kısmına da siyah granit malzeme düşünülmüş. Tam bağımsız, tam müstakil. Kare, korkuluklar mevcut. Tam bağımsız, tam müstakil olduğu için burada hemen pencere aydınlatması yapmış. Tabi tavan spotlarına baktığınız zaman tavan spotlarını şu anda Sinan kardeşim yakıyor. 3 çeşit şekilde yanabiliyor. İsterseniz mavi, isterseniz gün ışığı, isterseniz beyaza çevirebiliyorsunuz. Tabi spot lambalarımız sensörlüdür. Bizi görünce yanan cinstedir. Alüminyum korkulukları hakikaten kaliteli ve pahalı malzemeden yapmış. Tabi hemen ilk odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Böyle büyüklükte gerçekten harika bir oda. Geniş, ferah 120x60 gene granit malzeme kullanılmış. Ön tarafta bir Fransız balkon yerleştirilmiş. Karşı tarafta da balkona geçişimiz var. Dediğim gibi led ışıkları olsun, alçı dekorasyonu olsun, lambaları olsun, hakikaten kaliteli ve güzel bir yapı. Tabii birinci odayı tanıttıktan sonra ben genel banyoyu da göstermek istiyorum. İki banyo, iki WC'den oluşuyor değerli arkadaşlar. Banyoyu görüyorsunuz. Hakikaten güzel yani. Açık tonda renk kullanmış, karolajlı duşa kabin yerleştirmiş, şeffaf cam ve içinde karolaj olmak üzere. Hemen şurada klozeti yerleştirmiş. Tabii Hilton dolabı ve aynası, led ışık var. Yakamadım ben, led ışıkları da çok güzel. Buraya da termosifon yeri yerleştirmiş. Çatı kısmında zaten güneş enerjisi alanı var. Burada ne var? Alttan ısıtmalı değerli arkadaşlar. Yani villanın tamamı alttan ısıtmalı tesisatı görebiliyorsunuz. Doğalgaz tesisatları komple hazır. Ne zaman doğalgaz gelirse sadece peteklerinizi bağlayıp kullanabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci odamıza geçtik. İkinci odamız keza gene de çok güzel, büyük, geniş, ferah. Hani bir penceremiz mevcut, bir de balkona çıkışımız var, sürme kapı. Ben buradan size hemen balkona Sinan kardeşimle beraber çıkalım. Havuz alanı. Tabii ıssız bir yerde değilsiniz. Şehirde yani site kurulmuş bu tarafta. Ama sakinlik istiyorum. Yoruldum. Emekliliğimi artık yaşamak istiyorum. Doğayla iç içe kalmak istiyorum. Hakikaten şu çam, ben şu anda Didim'den geldim. Şu çam kokusunu alınca insana ayrıca bir huzur geliyor değerli arkadaşlar. Denize sadece 800 metre. Aydın Didim Akpuk Mahallesi'ndeyiz. Denize 800 metre mesafedeyiz. 2 katlı. 320-330 metrekare arsa içerisinde hakikaten çok güzel, şık, kaliteli bir villa tanıtıyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü odamızın içerisindeyiz. Üçüncü odamızın yatak başları bu şekilde geliyor. Görmüş olduğunuz gibi spot, led ışıklarımız, ortadaki avizemiz. Her odada televizyon sistemi mevcut, merkezi sistem mevcut değerli arkadaşlar. Otomotiv panjuru, sinekli, her şeyinden kaliteli bir yapı değerli arkadaşlar. Hakikaten yani şurada bu ışıkları biz şu anda yakamadık ama bunların çeşitli renklerden yanması, kare korkulukların olması dolayısıyla güzel bir yerdeyiz. Aydın Didim Akpuk Mahallesi'ndeyiz. Denize 800 metre mesafedeyiz.
3 artı 1 ayrı mutfak, 330 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil, özel yüzme havuzlu ve özel otoparkı değerli arkadaşlar. Güzel bir villa tanıttık. Kaliteli bir villa tanıttık. Miraç Emlak olarak biz bu villayı beğendik. Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsinizdir. Değerli arkadaşlar, fiyatına gelince bu güzel villamızın fiyatı şu anda liste fiyatı. Bakın liste fiyatı 2 milyon TL değerli arkadaşlar. 2 milyon TL. Tabii bu liste fiyatıdır. Miraç Emlak'la iletişime geçerseniz fiyat konusunda ciddi anlamda size yardımcı olabiliriz değerli arkadaşlar. Dediğim gibi Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.